oluyor. Yani o iş üzerinde olduğunun imasıdır bu. Bununla salikin kalbinde hazır ve mevcut olarak kalbin onun mülahazasıyla meşgul olduğunu kastederler. O halle meşguldür onun kalbi. Yani kalbi kaplayan ilim ise ilim şahidi. Vecd ise vecd şahidi. Yani o kişinin kalbini ne kaplamışsa onun şahididir. Vecd kaplamışsa derler ki o kişi vecd şahididir. İlim kaplamışsa ilim şahididir derler. Bir kimse herhangi bir şahsa derin bir alaka duysa, işte bu alaka duyulan sevgili kişi o kimsenin şahidi olduğudur. Yani o derin alakayı duyduğu kişi onun şahididir. Yani müridin kalbinde şeyhi vardır. Şeyhin şahididir. Eğer şeyhinde fani olmuşsa, şeyhi onun bütün kalbini kaplamışsa onun şahidi şeyhtir. Ve yine devamla rems şahsiyet davası ile iç içe olarak bir yazarın şahsiyetini anlarsanız o yazarın yazdıklarını da anlarsınız. Rems şahsiyet davası ile iç içe olarak, hani rems şahsiyet etrafında bir kitabın oluşması demişti yukarıda. Rems ve sembol etrafında kitabın kurulduğu şeydir. Burada diyor ki rems şahsiyet davası ile iç içe olarak bir yazarın şahsiyetini anlarsanız, o yazarın rems oluşundaki hikmete muttali olursanız, idrak ederseniz o yazarın yazdıklarını da anlarsınız. Hikmeti göz önünde tutulursa vereceğim işaretin nispet ve murakabe ölçülendirilmesi oluşunun yanında müsaadenizle diyor gerçek dostluğun ne olduğunu da görürsünüz. Yani bu rems şahsiyet davasıyla iç içe olarak bir yazarın şahsiyetini anlarsanız o yazarın yazdıklarını da anlarsınız. Bu hikmete nispetle de, yani bu hikmet göz önünde tutulursa, bu söylediklerimdeki hikmetler göz önünde tutulursa vereceğim işaretin, şimdi bir işaret vereceğim diyor, vereceğim işaretin nispet ve murakabe ölçülendirilmesi oluşunun yanında. Bu işareti anlarsanız diyor, nispet ve murakabe ölçülendirilmesinin ne olduğunu da görürsünüz. Bunun yanında diyor, müsaadenizle onu da söyleyeyim diyor, gerçek dostluğun ne olduğunu da görürsünüz. Şimdi vereceğim misallerden bunu anlayın diyor. Zaten bu kitapların içinden bu manaları devşirip çıkardığımız an mevzu bitmiştir, mesele bitmiştir. Onun için Batı tefekkür İslam tasavvufu arasında kanatlarını açan diyor. Burada böyle bir zorluk var. Kolay olsaydı şimdiye kadar zaten işimizi görmüştük. Ama olmuyor işte. Bu zorlukların bu satırların arasından sökülüp çıkarılması lazım. Bunu bir şekilde yapmak ve anlamak zarureti var. Ne kadar anlayabilirsek. İşte kelime israfıyla yapacağımız şeyler değil. Zorlanıyoruz, anlamaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz ama ne kadar? Burada böyle bir hikmet. Müsaadenizle diyor, gerçek dostluğun ne olduğunu da anlarsınız. Ve sözü üstada bırakıyor, söz üstadımın diyerek naklediyor. Benim yanıma diyor üstad, bugüne kadar hep budala hayranlık tavrı gösterenlerden başka kimse gelmedi. İş yok diyor bunlarda. Yani bana budalaca hayran olan insanlar geldi. Ben bunları istemiyorum diyor. Bu tip insanların dışında kimse gelmedi bana diyor. İş yok bunlarda. Benim için diyor bana karşı gelecek, arkamdan kavgamı yapacak, fikrini ileriye sürecek. Başımı da dizlerine koyup yatarken sırtımdan emin olabileceğim bir dost diyor. Evet. Şimdi bu nispet içinde birinci bölümde bahsettiğimiz sohbette olduğu gibi vefa duygusu içinde yaşayan insanlar topluluğu. Benim için bana karşı gelecek. Yani bir kardeşinin hatasına karşı gelirken onun ameline düşman olma gayreti içinde gelebilirsen o arkadaşını, o kardeşini seviyorsun demektir. Dostluğun alameti de bu. Tabii sen ona ameline düşman olduğunu göstermeye çalışırken o kendisine düşman olduğu zannı içinde sana tavır alırsa bu da başka bir şey tabii. Herkes kendi haline bakmalı. Yani böyle şeyler de insanların başına çok geliyor. Çünkü meseleler kıldan ince, kılıçtan keskin olduğu için anlatırken bir takım şeylerin farklı taraflara gittiğini hissediyorsun. Bu belki sizden kaynaklanmıyor ama muhatabınızdan kaynaklanıyor.
onun kalbi hayatında bir takım hakikatlerin tecelli etmemiş olmasından kaynaklanan kelam fuhşiyatının kargaşası sebebiyle bir takım şeyler yanlışa doğru gidebiliyor. Onlara da tabii ki merhamet nazarıyla bakmak durumundayız. Yani herkes herkese böyle bakmak durumundadır. Biz belirli bir makam sahibi olarak bunları söylüyor değiliz. Biz de öyle yaparsak bize de öyle bakılmalı. Bu hayatta hakikatiyle yaşamanın hikmeti buralardan geçiyor çünkü. Yani 3 gün 5 gün sonra hepimiz gideceğiz. Madem gideceğiz, burada bir takım şeylere, nefsani şeylere takılıp kalmamak için bu hikmetlere muttali olarak yol almaya devam etmeliyiz. Ha, ızdırap içinde kıvranırken bir takım serzenişlerde bulunabilirsiniz. Hatta tahkir gibi görülen mevzulara da yönelebilirsiniz. Ama bu meselelerin altyapısı kurulmuşsa onların öyle olmadığı anlaşılır. Bir müddet sonra da incitmemeyi, daha sonra da incinmemeyi öğrenmiş oluruz. Onun yolunu kendimize açmış oluruz. Ondan sonra mesele kolay. Ondan sonra düşman düşünsün. Dostlar içindeki insicam bu satırlardaki hikmetlerden süzülerek elde edilirse ondan sonraki mesele çok zor değildir. Zaten bunları halledemediğimiz için meselemiz çok zorlaşıyor. Bunun için herkesin birbiriyle didişmesi şeklinde hayat devam ediyor ve herkes de bir şey yaptığı zannı içinde bunları yapıyor. Allah herkese tesellisini ayrı ayrı verdiğine göre ama deyip zaruretler kapısını açmaya başladık mı oradan neler üretiyoruz neler. Ama öyle diyorsun ama aslında boş ver. Bu hikmetleri anladığımız andan itibaren bilirsin ki herkes yaptığını kendi için yapıyor. İhlas ve samimiyetle yaparsa başkalarının bilip bilmemesi önemli değil. Bilmesi insanı gururlandırmıyorsa, kibirlendirmiyorsa mesele yok. Bilmemesi insanı sıkıntıya sokmuyorsa yine mesele yok. Yola devam edebiliriz. İşte bu altyapıları onun için kurabilmeliyiz zaten. Üstad da burada bugüne kadar diyor hep budala hayranlık tavrı gösterenlerden başka kimse gelmedi bana diyor. İş yok diyor bunlarda. Benim için bana karşı gelecek, arkamdan kavgamı yapacak, fikrini ileriye sürecek. Böyle birisini arıyorum diyor. Başımı dizlerine koyup yatarken sırtımdan emin olabileceğim bir dost. Ve son cümle çok enteresan, çok şükür buldum diyor. Evet, üstadın böyle bir şansı olmuş. Çok şükür buldum diyor. Bulduğu kişinin de kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir kez daha tekrarlamakta fayda var. Bir genç geçti elime, pir geçti, kendi geldi diyor İpta mimarı Salih Mirza Beyoğlu için. Buna rağmen yapılan hainliklerin haddi hesabı yok. Bunu da görüyoruz, şahit oluyoruz ve olduk. Mevzumuz bu değil tabi. Biz hikmete muttali olarak yol almaya çalıştıkça yerinde sayanlar bizim yanımıza doğru gerilecekler. Bir müddet sonra bizden daha geriye düşecekler. Eğer bu istikametimizi, bu ısrarımızı, bu sabrımızı, bu sebatımızı devam ettirebilirsek, basit itiş kakışlardan uzak durabilirsek tabii ki. Bunları yapamazsak biz de ilerleyemeyeceğiz. İnsana çünkü nefsin her adımda çelme atma hamlesi söz konusu. Bu hamlelere mütemadiyen göğüs gerebilmek de istikameti gerektirir. Onun için istikamet en büyük keramettir. Yani kerametin hakikatine talip olmadan bu yolda başarılı olmak yok. Dolayısıyla büyük doyup da fikriyatını anlamak yok. Zira Batı tefekkürü ile İslam tasavvufu arasında kanatlarını açan, birinciyi ikincinin önünde hesaba çeken, birincinin batınını selamlarken, yani gizli imanını selamlarken, ikincinin açıkta olan imanını selamlayan, bu hikmetlerden yol almak suretiyle ve bunları kalbi hayatımıza nakşetmek suretiyle, bir takım sözleri çok güzel konuşmak, söylemekle değil. Aman ben şimdi ne güzel konuşuyorum. Bu değil. Kalbi hayatımda tecelli ettiği kadar ben varım. Zaten orada sen yok olduğun için ben varım kelimesini söyleyebiliyorsun. Hak edebilirsin. Yoksa çok güzel yazdım, çok güzel konuştum, birileri geldiği zaman onlara rahatlıkla takla attırabiliyorum. Allah sana da öylesine tesellini vermiştir.
Devam eder gidersin. Ama nereye kadar? Kalbi hakikatlere sirayet söz konusu olmadığı müddetçe üç ışık dersin, yarım ışığa bile nispetin yoktur aslında. İşte o kelam fuhşudur. Kelime israfıdır. Orada oyalanıp duruyorsun. Allah sana orada tesellisini vermiş. İşte yanmak, çırpınmak orada söz konusu. İşte o yanan mustaripler bu eserlerin içinde geçiyor. Bu eserin sahibi de dahil olmak kaydıyla. Biz de onlara nispetimizi kurabildiğimiz kadar mustariplere yakınız ve mutlu insanlar kervanına katılabiliriz. Evet, burada remz ve fütüvvet başlığına geçiyor. Yani çok şükür buldum diyor üstad. Burada onun sözleri tamamlandıktan sonra İktidar Mimarı remz ve fütüvvet. Remz şahsiyet ve fütüvvet şeyine geçiyor. Büyük Doğu İptağı üzerindeki Tuğra isim Seyyid Abdülhakim Arvasi. Hazretin lakabı Manzuru Nazarı Piranı Kiram. Keremli pirlerin nazarlarına görünen. Şimdi biraz sonra daha başka şekilde bu kelime, bu cümle kurulacak. Orada da remz ve sembol etrafında kitabın kurulduğu şey diye bir cümle geçmişti ya. Remz ve sembol etrafında kitabın kurulduğu şeydir demiştik. Şimdi biraz sonra Manzuru Nazarı Piranı Kiram'ı İptal Mimarı nasıl vermiş onu da göreceğiz. Şimdi hatırlatmış olalım. Manzur açıyor şimdi. Manzur görülen, bakılan, nazar edilen, beğenilen. Bundan sonra manzar, bakılan yer, görülen yer, görünüş. Manzari, güzel gösterişli adam. Şimdi Manzur-u Nazar-ı Piran-ı Kiram derken burada sadece manzur kelimesinden Efendi Hazretleri'nin görülen, bakılan, nazar edilen olduğunu, beğenilen olduğunu, ondan sonra manzar kökünden gelişiyle yine bakılan yer, görülen yer, beğenilen, bakılan, görülen yer ve görünüş. Ondan sonra manzarı güzel gösterişli adam. Bu iştikaklarda sadece manzur-u nazar-ı piran-ı keramın manzur kısmında tecelli eden hikmetleri görüyoruz. İştikaklarda bunlar var. Görülen, bakılan, nazar edilen, beğenilen o. Allah dostu. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Ondan sonra bakılan yer, görülen yer, görünüş. Ona nispetle. Bakılandı, ondan sonra bakılan yer. Bakılan yer, bakılana nispetledir. Burada böyle bir şey var. Yani o manzurun içinde hem bakılan, hem bakılan yer. Oradaki açılımlar. Manzari, güzel gösterişli adam. Bu açık. Ondan sonra cemal. Güzel gösterişli adam derken güzellikle alakalı cemal kelimesi geliyor. Fertteki güzellik, yüz güzelliği, hak ile söylenen doğru söz. Yani manzari, manzurdan gelen manalardan biri de hak ile söylenen doğru söz. Manzur-u nazar-ı piran-ı kiram. Hak ile söz söyleyen, keremli pirlerin nazarına görülen. Böyle bir manada çıkıyor burada. Bunun gibi binlerce mana tecelli edebilir tabii iştikak bilgisi için. Ve ondan sonra hemen alttaki bölümde erkeğin güzelliği lisanındadır buyuran hadisi hatırlıyoruz. Erkeğin güzelliği lisanındadır. Yüz güzelliği hak ile söylenen doğru söz. Yani cemal yüz güzelliği olduğu gibi hak ile söylenen doğru söz manasına da geliyordu ya. Dolayısıyla yüzü güzel, yüzü güzel olan ve hak ile söyleyen bu kişiye nispet içinde, yani Efendi Hazretleri'ne nispet içinde bu hadis-i şerif. Erkeğin güzelliği lisanındadır. Dolayısıyla lisanı olanın yüzü güzeldir. Hani sizi sevsinler ki davanızı sevsinler diyor ya üstad bir yerde. Sizi sevsinler ki davanızı sevsinler. Sizi severlerse sizin lisanınızı severler. Sizin fikrinizi severler. Burada da böyle bir tedayi söz konusu. Bunlar tabii kendi fakirliğimize nispetle diyelim elde etmeye çalıştığımız manalar. Buradan arkadaşlarımız çok çok
zengin tedarilerle yol alabilirler.